Herkese merhabalar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bugün kanalımız 3000 takipçiye ulaştı. Herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Daha önceki videomuzda Deniz Akvaryum kurulumuza başlamıştık. Bugünkü videomuzda da listede gördüğünüz malzemeleri tanıtarak akvaryumumuzun kurulumuna geçeceğiz. Baştan sona bütün malzemelerimizi yerleştirip diatom sürecimizin başlamasını bekleyeceğiz. Öncelikle size akvaryumumuzu tanıtmak istiyorum. 80'e 45-40 ebatlarında yaklaşık 120 litrelik içten samplı bir akvaryumum var. Bu akvaryumda normal deniz akvaryumlarında biraz kalın camlı olması tercih edilir ama 6 mm'lik ince bir camla deneme yapacağım. Bu konuyla daha önce söylemiştim. Silikonların tuzlu suya dayanıklılığı biraz az olduğu için kalın cam tercih ediliyor. Bunlar malzemelerimiz. Aydınlatma sistemimiz var, kafa motorumuz var, tuzumuz var ve protein toplayıcımız var ilk etapta. Detaylı bir şekilde bunların hepsinin takılmasını, kurulmasını göstereceğim. Aydınlatma sistemi biraz kafanızı karıştırabilir. AliExpress, bu malum sitede gördüm bunu. 54 wattlık, içinde 3 wattlık ledlerden oluşan değişik bir konsept yapmışlar. Gayet hoşuma gitti. Clear beyaz ve royal blue ağırlıklı led sistemi yapmışlar. Bunu denemek istiyorum. 2800 litre bölü saatlik bir kafa motorumuz var. Bu normal tatlı su akvaryumlarında kullandığım iç filtrenin üst kısmı arkadaşlar. Biraz fazla elektrik sarfiyatı var ama çok güçlü bir motoru var. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Çok ucuza mal oldu gerçekten. Fluval'ın PS1 modeli protein toplayıcısını kullanacağım bu akvaryumumda. Kapasite olarak gayet yeterli. Sessiz de bir cihaz arkadaşlar. Üstteki haznesi tabii ki bu protein artıklarının birikilmesinin sağlandığı, işte resimde gördüğünüz kısım, buranın mütemadiyen temizlenmesi gerekecek. Bunları da hepsini göreceksiniz ilerleyen videolarda. Tuz olarak da çok fazla soru geliyor. Kaya tuzu veya normalde evde kullandığımız tuz olmaz mı gibilerinden. Olmuyor arkadaşlar. Maalesef deniz tuzu kullanmamız gerekiyor. Ben Reef Crystals'ı tercih ediyorum. Daha öncesinde Reef Flowers kullanıyordum. Gerçekten deniz akvaryumunun devamını sağlamak için deniz tuzu kullanmak çok önemli. Deniz akvaryumlarının bir diğer olmazsa olmazı akıntıdır arkadaşlar. Suda gerçekten iyi bir akıntınızın olması gerekiyor. Bunun için de Seiyo marka bir kafa motorum var. Dalga motorum var. Bunu kullanacağım. Açıkçası ilk defa kullanacağım bunu ama bakalım, deneyip göreceğiz. Normalde Jebao tercih ediyorum ben. Bol gözenekli kayalarımız var. Bu kayalar organik ve inorganik maddelerin, bazı faydalı bakterilerin gözeneklerinde yuvalanması, çoğalması açısından çok önemli. Akvaryumu filtre ediyor arkadaşlar, öyle düşünün. Kum olarak mercan kırığı veya aragonit kum kullanmanız gerekiyor. Tavsiye edilen odur. Daha öncesinde de söylemiştim, kumun kalınlığı en az bir 5 cm kadar olması gerekiyor. Çünkü akvaryumun içindeki bakterilerin birçoğu aslında bu kumun içinde barınıyor. Tatlı su akvaryumuyla uğraşan arkadaşlar bilirler, dip çekimi önemlidir ama tuzlu su akvaryumlarında fazla dip çekimi yapmıyoruz. Yani yapıyoruz tabi ama çok fazla değil. Kumu çok kurcalamamamız gerekiyor çünkü amonyak patlaması gibi bir olayımız var. İlerleyen videolarda anlatacağım. Ona dikkat etmek gerekiyor. Arıtma cihazından aldığımız suya tuzumuzu ilave ederek karıştırıyorum arkadaşlar. Önce kumu ve kayayı koyduktan sonra akvaryumu dolduruyorum. Bakın, protein toplayıcıyı ilk göze yerleştirdim. Suyu 1024 tuzluluk seviyesine getirerek dolduruyorum akvaryuma. Bunun için de yavaş yavaş karıştırarak, refraktometre cihazıyla tuzu sürekli ölçerek, takip ederek suyu 1022-1024 seviyelerine getirip akvaryumuza dolduruyoruz.
Tabii burada dikkat edilmesi gereken kumun daha önce koyulması gerektiği. Çok havalanmaması gerekiyor kumun arkadaşlar. Akvaryumumuzu doldurduk. Kayalarımızı koyduk. Vileda sopasıyla şimdilik aydınlatmayı da yukarıya taktım. Böyle basit bir düzenekle. Henüz daha malzemelerim gelmedi. Ayrıca bu 54 wattlık aydınlatma yeterli olmayacak. Bundan bir tane daha takacağım arkadaşlar. İki tane almıştım zaten. Renk skalasını şöyle göstereyim size. Bakın beyaz ve mavi ağırlıklı. Bunlar tabi mercan oluşumu için önemli. Gün ışığı yakalamak adına. Elyaf koydum sump kısmına. Elyaf tatlı su akvaryumlarında çokça kullanılan bir şey ama tuzlu su akvaryumlarında maalesef tavsiye edilmeyen bir şey ve tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. Zararlı bakterileri içinde barındırdığı için balıklarınızın ölmesine sebep olabilir. O yüzden çok kısa bir süre hemen şu suyun süzülmesi için koydum. Daha sonra hemen çıkarıp atacağım. Kumumuzun kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Sistemimiz başladı. Artık çalıştırıyoruz akvaryumumuzu. Komple döngü içerisine girecek. Bu süreç yaklaşık 3 hafta ile 1 ay kadar sürecek. Ki biliyorsunuz deniz akvaryum biraz zahmetli bir iştir arkadaşlar. Çok ciddi sabır gerektirir. Sabırlı olmadan güzel bir akvaryum kuramıyorsunuz. Ayrıca balık fiyatları gerçekten çok pahalı. Akvaryumunuzu aldığınız balık çok basit bir hata yüzünden öldüğünde açıkçası vicdanınız da biraz sızlıyor yani. Cebiniz de biraz sızlıyor. Yani şu an artık 2019'un sonlarına geliyoruz. Bir palyaço balığı 40-50 lira civarında en ucuz balık olarak düşündüğünüzde. Bir mavi blue tank veya yellow tank almaya kalktığınız zaman 300-400 liradan başlıyor en küçük boyları, small boyları. Pahalı bir hobi, o yüzden acele etmeden ilk başlangıç kurulumumuzun yavaş yavaş ve sistemi oturtura oturtura olması gerekiyor. Ve bunun yanında diatom sürecinin ne olursa olsun tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Diatom süreci nedir diye bir sorular olabilir. Onlarla ilgili detaylı video çekeceğim. Akvaryumumda kullanmış olduğum su benim daha önceki akvaryumumdan ayırdığım su. Oturmuş su arkadaşlar, öyle derler. Kumum da aynı şekilde daha önceki akvaryumdan kullanılmış bir kum olduğu için sadece kayalarım diatom sürecine girecektir diye düşünüyorum. Açıkçası ilk defa böyle bir şey deniyorum. Hep birlikte göreceğiz ne olacağını. Kafanıza takılan bir şey varsa çekinmeyin. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum zaten. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. 3000 aboneye ulaştık. Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz akvaryum kanalında hep birlikte sizler beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler.